Hani ben bazen yabancı gazeteleri işte New York Times'ı veya Çin'deki bir iki yabancı şeyi okuduğum zaman orada yapılan yorum genelde şu: herkes karşı tarafın kazandığını düşünüyor. Yani Çinliler aman tanrım borsaya bak, kura bak, Amerika bizi eziyor. Amerika'daki özellikle Trump karşıtı medyayı da okuduğumuzda, tamam şimdi dağıtacak Çinliler bizi, mahvedecek, onu satacak, bunu satacak. Sonuç olarak ben full force tam anlamıyla bir ticaret savaşına dönüşeceğini zannetmiyorum. Altısını da çalıştıracak, 50 milyarlık ilk adımı başlatacak. Çin'in de buna bir karşılığı olacak. Hatta bugün az önce haber çıktı, Macron'un Çin'e satışları geçici olarak engellendi falan filan diye. Ama bu tam anlamıyla işte sen bana engel çıkartırsan 1-200 milyarda ben bir daha eli yükseltirim kısmına gideceğini çok düşünmüyorum. Ama ilk baştan da söyledim. Ben burada Amerika'nın daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet, ara seçimler olduğu için belki biraz sıkıştırmayı deneyebilir ama Gallup'un vesaire pollarına baktığımızda %51-52'lerde şu anda Trump'ın desteği giderek artıyor. İç pazara sahip olan bir bölge, karşılığında hala ihracata, yabancı yatırımına açık, yani mecbur diyeyim, mecbur demeyeyim de onunla büyümek durumunda olan bir ekonomi var. O yüzden ilk gözünü kırpan bence Çinliler olacaktır. Ama altısında bir adım gelir, karşılık bulur, tekrar Amerika'dan daha sert bir şey gelir. O zaman tabii çok farklı bir noktaya gidiyoruz demektir global olarak. Ama Petrole de dönersek ha, pek petrol de pozitif olmaz. Şimdi petrol